Evet gencolarım selam, nasılsınız? Ben Hellion ve bugün biraz daha farklı bir konsepte karşınızdayım. Biliyorsunuz TikTok'ta, Reels'ta, orada burada ayda böyle 3-5 tane çok inanılmaz Valorant taktiği viral oluyor. Bunlar da genelde Valorant TikTok hileleri diye geçiyorlar. Bazıları artık hile bile sayılabilecek kadar güçlü taktikler oluyor bunların. Ben de geçtiğimiz günlerde sizden bana en beğendiğiniz Valorant TikTok hilelerini paslamanızı istedim. Çok çok teşekkür ederim gönderen herkese. Bu videoda bu Valorant TikTok hilelerine bakıp önce bir kolpa mı değil mi onu analiz edip sonra da içinden gerçekten merak uyandıran varsa oyuna girip test edeceğim. Bakalım umarım hoşunuza gider. Bir de geçmeden önce şunu duyurmam lazım. Ben de böyle çok güzel Valorant taktiklerinin ipuçlarının olacağı bir Instagram sayfası kurdum. Ve sayfada çok güzel bir Valorant Champions final bileti çekiliş var. 3 tane final bileti çekilişi yapıyoruz. Riot Games'e çok teşekkürler bize bu hakkı sağladığı için. Gidip hem sayfayı takip edin hem çekilişe katılın. Linki açıklamalarda bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Dilerseniz geçelim. Evet, ilk TikTok hilemiz karşımızda. Bakalım neymiş? Bu havada süzülme glitch'ini buldum diyor Haven'da. Bu havada süzülme bug'ı buldum diyor. Evet, karakter gerçekten de bu arada bakarsanız birazcık havada duruyor. Neymiş olayı? Havada duruyor Char. Ha, anladım. Bir şekilde hafiften kendini yukarıya kaldırmış. Headshot pozisyonu da aynı olmadığı için kimse orada birinin olmasını beklemeden çıkıyor. Reaksiyon veremeden ölüyorlar. Nasıl yapılıyor peki bu kralım? Okey abi, vuruyorsun herkes. Süpersin. Evet, gerçekten bu arada o saçma sapan pozisyon, kimsenin orada olmasını beklemezsin yani. Şöyle yapıyormuş, şu kutuya doğru ileriye giderek iki kere CTRL'ye basıyor ve karakter yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Peki. Evet, bayağı bir yukarı çıkıyor bu sayede. Peki abi. Evet, olayı da tamamen headshot seviyesinin daha da yukarısına çıkıyor olması ve kimsenin oraya aim koymayacak olması. Ben bunu deneyeceğim ama. Bu çünkü fixlenmiş de olabilir ya da komple kolpa da olabilir, bilmiyorum. Sonuçta uçma olayı var yani oyunda. Bir bunu oyunda deneyelim bakalım. Evet, geçtik. Bakalım. Şimdi Haven'dayım ben de. Girdim garaja. Şu kutuya şöyle W'ye basarak CTRL'ye basıyordu birkaç kere. Ha, tamam, çıkıyor bak. Bakayım, yükseldim, evet. Aa, okey. Bir tane daha gitsem o da oluyor. Oha, sen Serhat bir gelsene. Bir karşımda dur. Bayağı bir aramızda boy farkı oldu. Süper. Bir sen yap bakayım. Oha, bayağı yükseldin. Helal, çok yükseldin. Ben mesela şuradan giriyorum diyelim. Geldim. Normal double door'a geliyorum. İlk bir şöyle bakarım. Abi şuraya falan bakarsın ya da şöyle bakarsın yani. Şu şekilde bakarsınız arkadaşlar. Yani kafa hizası burasıdır. Adam böyle gelince %100 ihtimalle öldürme garantisi var arkadaşlar bu spotun. Çok tehlikeli. Bir 10 üstünden 5-6 verdim buna. Helal. Evet, sıradaki viral TikTok hilemiz de burada. Sage duvarı ve Omen teleportunu birleştirince bir buglanıyormuş, bir şey oluyormuş. Bakalım. Arkaya klasik YouTuber müziği koymuş. Ya yürü lan. Yürü lan, yok öyle bir şey. Fake bu arkadaşlar, hep böyle bir şey. Bunu kim attı bilmiyorum ama bu fake arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Saçma sapan adam geliyor. Nereye attı teleportu, tekrar bakayım. Aynı anda hem Sage duvar atıyor altına hem de bu da buraya şey atıyor. Teleport atıyor. Aynen kral. Aynen, en zeki sensin. Map'in en üstüne ışınlanıyor güya. Yok arkadaşlar, böyle bir şey. Bu tamamen kolpa, yalan dolan. Arkadaşlar ben bunu denemiyorum bile. Direkt geçeceğim diğerine. Yani atan arkadaşa çok çok teşekkür ederim ama bu kolpadan ibaret, başka bir şey değil. Evet arkadaşlar, geçtik 3. viral TikTok hilemize. O da karşımızda. Pearl'deki en manyak bug alanını buldum diyor. Bu arada bu abi şey, Flow, biliyorum bunu. Grimm'in bir değişimi de. Grimm'in çok tutunamayanı sektörde. Bunun da böyle manyak Sage duvarları falan var. Tamam, yine bir duvar attı. Standart bir duvara benziyor ama. Oha, peki. Anladınız mı yaptığını? Buradan attığı duvar Heaven'ın diğer tarafına da sarkıyor. Breach'in ultisinin sekmesiyle de kendisini duvarın üstüne fırlattırıyor. Aslında bunu muhtemelen bir jet Q'suyla da yapabilirsiniz. Derken oha, bu arada bunu fark etmemiştim. Sage duvarının üstüne gittiğinde de şu ağaçların içine giriyor. O sayede rakip de onu göremiyor. Peki, ama o dışarıyı görebiliyor. Oha, çok güzelmiş. Tamam, anlaştık. Kimse onu göremiyor. Takır takır da milleti vuruyor çok rahat. Bu mükemmelmiş arkadaşlar. Bunu... Aa, oha! Şaşkınlık üstüne şaşkınlık veriyor lan video, oha! Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Phoenix'in flash'ını da yemiyor bu sayede. Bu oyundaki en güzel olay falan ya galiba. Bunu kim gönderdiyse çok çok teşekkür ederim. Gerçekten daha 3 video izledik ama en güzeli buymuş. Hemen oyunda deniyoruz. Evet, geldik. Ben bunu denemek için bayağı bir heyecanlıyım. O yüzden direkt geldim. Şimdi tübe geliyor. Şuraya şöyle bir duvar atıyor. Değil mi? Bakayım, oldu gibi. Şimdi buraya çıkıyor. At abi sen. Yolla bana ultiyi. Allah! Aa, fixlemişler. Bir daha deneyelim. Bekle, at bakayım abi. Şöyle. Yok abi, fixlemişler. Artık geçemiyorsun oraya. Bayağı üzdü ya, ben büyük bunalıma gireceğim. Çok heyecanlanmıştım. Gereksiz yükselmiştim yani bu taktiğe. Neyse, geçelim. Evet, sıradaki TikTok hilemiz karşımızda. Bakalım. Fracture taktikleri. B tünel bölgesinde gördüğünüz...
Ses tanıdık bu arada. Ses benim TikTok'tan arkadaşlardan bir tanesi. Lydia'nın videosu. Fracture taktikleri. B tünel bölgesinde gördüğünüz şu nokta çok önemli. Fracture'da hiç sevmiyorum bu arada Spike'ı ya. Spike'ı tam olarak bu noktaya kurup tünel bölgesine geçerek burayı tararsanız rakibiniz mermilerin nereden geldiğini bile anlamayacak. Anlaştık. Aferin Lydia, aferin. Bombayı buraya kuruyor, aşağıdan tarıyor Odin'le. Mermide geçirdiği için hiçbir şekilde çözemiyor. Mükemmel. Süper. Bunu oyun içinde kesinlikle deneyeceğim. Diğer taktiğimiz ise fikselmiş olabilir çünkü orası. Noktasında operatörle bu köşeye geçip bariyerler açılır açılmaz bu noktaya ateş ederseniz mermi duvardan geçecektir. Fakat nereye vuruyor? Düşünsene B'ye girmeye çalışıyorsun. A mıydı B miydi orası? B'ydi galiba. Fakat gireceksin tam. Birdenbire round'un başında operatörle böyle saçma sapan bir mermi yiyorsun. Oyunculardan ağır küfürler işitebilir. Bence de evet. Süper. İkisini de beğendim. Bayağı oyun içinde testlerine geçelim. Evet, geçtik Fracture'dayız. Bu arada komik bir gerçek var. Ben bu oyuncu görüntüleri kaydedecek kimseyi bulamadım listemden. O yüzden ben de bu taktiğin TikTok'unu çeken arkadaşım Lydia'nı getirdim size. Millete fake bilgi vermedin değil mi lan? Dur bakayım o zaman. Ne yapıyordun? Bombayı buraya kuruyorsun. Sonra hop yürüdün aşağıdasın bilmem ne falan filan derken. Şöyle çözülürken tam bombayı işaretliyorsun. Tarıyorsun buradan. Bir geç abi karşı takıma. Aldın mı? Dur bakayım tekrar. Bir öldüreyim, öldüğüne emin olayım. Abi ölmüyorsun. Böyle bir sıkıntımız var. 40 canı mı var? Oha. Ha bayağı yavaş öldürüyor. Anladım. Ha tamam. O zaman evet, tutturma ihtimalinizin birazcık zor düşük olduğu bir yer. Anladım ama oluyor. Helal. Fake bilgi vermemiş bakın. Tamam, bir de diğer olay vardı operatörlü olan. Bu nedense ya fixlenmiş ya böyle fake falan çıkabilirmiş gibime geliyor bak. Geçtim. Şöyle falan geçiyorsun. Geldi mi mermi oralara? Harbi mi? Helal lan çocuk sana. Helal. Güzel. Bunlar güzel. Yani her zaman tutma ihtimali olmayan ama arada tutturdunuz mu da güzel klip çıkarabileceğiniz bir takım. Pozisyonlar ikisi de güzel. O zaman geçelim. Daha önümüzde çok güzel TikTok hileleri var ama ondan önce bu videonun sponsoru olan TürkNet'e çok teşekkürler. TürkNet benim de 7 aydır aktif olarak kullandığım internet sağlayıcısı zaten. Aynı zamanda kendileri Türkiye'de ilk ve tek 140 TL'ye 1000'e 1000 eşit indirme ve yükleme hızı sağlayan marka. İnternet hızı konusunda Türkiye'deki en iddialı marka TürkNet. Bunu da zaten Steam ve Speed testin verilerinden rahatça görebiliyoruz. Şahsen ben kendilerinden memnunum ama kullanmayı bırakmak isteseniz de diğer sağlayıcılardaki gibi bir taahhütten korkmadan anında aboneliğinizi iptal edip hatta hizmeti beğenmezseniz de paranızın tamamını iade alabiliyorsunuz. Kendileri hız ve hizmet konusunda çok iddialılar. Dolayısıyla öyle kullanıcıyı bağlayan sözleşmelerin arkasına sığınmaları gerekmemesi zaten marka kalitesini ve internet konusundaki özgürlükçü anlayışlarını da az çok anlamamıza olanak sağlıyor. Bunun yanında eğer oturduğunuz bölge gigafiber altyapıya sahipse 140 liraya 1000 MB indirme, 1000 MB yükleme hızına sahip mükemmel ötesi bir internetiniz oluyor TürkNet'le. Bu da yine özellikle fiyat performans konusunda saçma sapan derecede iyi bir fırsat. Şahsen ben de bu yeni evime taşındığımdan beridir internet sağlayıcılarıyla 1000 tane farklı problem yaşadığım için artık yayın yapamıyordum. Bu yüzden TürkNet'e başvurdum ve hala canlı yayın yapabiliyorsam bu sayede oldu bu. Dolayısıyla TürkNet'e hem bunun için hem de sponsorlukları için çok teşekkürler. Kendilerinin web sitesini açıklamalarda bulabilirsiniz. Bir altyapı hızınızı sorgulayın derim. Öyleyse videomuza devam edelim. Evet, geçtik bir diğer TikTok hilemize. Ne diyor? Ascent'te bu line-up'ı kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor diyor. Dur bakalım ne. Ha tamam. Ben bunu biliyorum. Bu manyak bir şey. Fate çok bozuk arkadaşlar. Bütün haritalarda böyle Spider-Man taktikleri var. Ben bunları Spider-Man taktiği diyorum. Bunu hiç abiye göstermeyeceğim. Ben size oyun içinde yapayım hemen bunu. Evet, geçtik. Bu arada bu line-up'ı ben kendi TikTok'umda da paylaşmıştım bundan birkaç gün önce. Evet, ben de TikTok'tayım. Ayıptır söylemesi, mavi tikimiz falan da var. Orada takip edebilirsiniz bu gibi taktikleri falan. Oradan da çok sık paylaşıyorum. Orada da göstermiştim zaten. Zaten şu köşeye geçiyorsunuz. Q'nuzu elinize alıyorsunuz. Sonra birazcık tuhaf bir işlem yapacağız. Hood'umuzda bakın X yeteneğimizin sağındaki ufak şu çentiyi turuncu okun aşağısıyla denk getiriyoruz. Şimdi bu taktiğin sıkıntısı şu aslında. Mükemmel bir piksel ayarlamanız gereken bir taktik. Defalarca deneyip bir tanesine tutturabiliyorsunuz. Bakınız. Bir tane attım mesela. Şöyle. Tuttu mu? Harbi mi? Böyle asabiliyorsunuz işte. Astığınızda rakipler size ateş etse de mermiler isabetsiz gidiyor. Siz de gidip vurabiliyorsunuz falan. Neyse. Bayağı zor ama. Dereceli de falan denemeyin bence. Çünkü gerçekten milyonda bir tutma ihtimali var. Haberiniz olsun. Dediğim gibi benim TikTok'u da takip etmeyi unutmayın. Orada bunun gibi milyar tane taktik paylaşıyorum. Geçelim. Evet, geçelim sıradaki TikTok hilemize. Bakalım ne diyor? Bu yeni Icebox bug'ı oyunu tamamen değiştiriyor diyor. Bakalım neymiş? Icebox'ı da hiç sevmiyorum bu arada. Fracture, Icebox, Breeze. Nefret ediyorum bu üçlüden.
Oha, peki. Anladınız mı olayı? Biliyorsunuz normalde Icebox'ta bu bombayı kurduktan sonra karşının Viper oyuncusu genelde line-up atmaya gider. Altınıza zehir atar ki siz bombayı çözemeyin. Bu hala oyunda mı ama ben emin değilim ya. Bu ne zaman atıldı bilmiyorum. Viper zehrinden etkilenmemek için ipe çıkıp ipten bombayı çözüyor. Bu oha inanılmaz bir şey bu arada. Bu bir bug mı yoksa oyunda olması gereken bir şey mi, o da tartışılır ha. Bu bence bilerek yapılan bir şey oyunda. İpin üstünde bomba çözme diye bir şey varsa süper gerçekten. Ben Icebox'tan biraz da bu yüzden nefret ediyordum normalde. Viper line-up'ları yüzünden. İsterseniz gelin bir oyunda deneyelim. Evet, geçtik. Icebox'tayız. Abi istersen gel kur bombayı bakalım. Bir, ipteyken zehir yiyeceğim ve iki, ipteyken bombayı çözebileceğim mi? Şöyle biraz yukarı çıktım. Bombayı çözebiliyorum. Bir abi altıma zehir at. Oğlum çok güçlü, yemiyorum ya. Çatır çatır da çözebiliyorum harbiden. Icebox'tan nefret etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu aşırı line-up'a bağımlı oyun stiliydi buradaki. Bu bence bug değil bu arada. Muhtemelen Riot'ın bile isteye oyunda tuttuğu bir mekanik, ipteyken bomba çözme olayı. Bence çok çok yaratıcı. Özellikle bu TikTok'u bana videoda göstereyim diye atan arkadaş, her kimse ona çok çok teşekkür ediyorum. Evet, TikTok ilerlerimiz bu şekildeydi. Yeni Instagram sayfama da bekleniyorsunuz. Orada da bu gibi ipuçlarını bulabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.